Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Orada da siz muhtemelen Evet. gitmişsiniz, görüşmüşsünüzdür orada arazi sahipleriyle. Neler söylüyorlar? Şimdi 368 dönüm yapılacak olan halde 150 dönümü tapulu arazi. Hı. Yani işlenebilir. Vatandaşlar da satmak evet. istemiyorlar doğallar rekorda tarım Birçoğu yaptıkları için. Sattılar. Yaklaşık işte parasını alan var, almayan var. Hı hı. 30 dönümde hazine yeri var bunun içerisinde. Hı hı. Bunlar resmi kanallardan altyapıyı, imarlarını oluşturmadan da, direkt girdiler hal yapımına diye resmi kurulda tabii takıldı bu iş. Hı hı. Şimdi şu anda onu bekliyorlar. Yani bir yargının işlemesi, bu işin sonuçlanması yine 1-2 yıldan aşağı olmayacağı söyleniyor. Biz dedik ki hale tam destek veriyoruz size. Hı hı. Bakın burada işte oteller, soğuk depoları, işte bütün herkesin odaları ayrı olacak, donanımlı bir şekilde hal yapılacak buraya. Ben şuna inanıyorum. Bunlar ileriye tarih seçime yatırım atıyorlar. Fakat yatırım konusunda şu anda yapmayacaklarına inanıyorum. Yani daha da sorunlar var burada halin dışında da. Hı hı. Onları da konuşalım başkanım. Hal de şu anda beklemede. Büyük bir yatırım. Bakın hı hı. bir şey söyleyeyim. Büyük bir yatırım. Hı hı. Bu ova için de en büyük gelir getirecekler aslında şeyde. Yani kışlık, yazlık bütün ürünler soğuk deposu saklanabilir. Çünkü bunlara ihtiyaç var burada. Türkiye'nin parasını savurganlık yapmayalım diye. Yani yapılan yerde yapıyor zaten. Bunu da söylüyorum, altını yazıyorum. Ama oraya geldiler köprü ağzı diye bilmem vesaire diye. O şekilde o getirdiler oraya, onu koydular şimdi. Bir rapor çıkartıldı buradan. Kızdırmak dolgusu diye tarım alanını çıkarttılar. Tamam. Dedi ki yapın. Yani, en az tarımda tarım bir an önce yapın da dikin binaları da herkes rahatlasın burada yani. Çünkü hal yok. Hep yollardayız. Hal bina altlarında. Yani bir iletişim dengesizlik şekilde. Ama bu halle ilgili yine de başlayacağız diyorlar şimdi. Ama bu zamana kadar... 2023'e attılar şimdi bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ki bu iş zaten de seçimden sonra da olur olmaz. Yani onun için nasıl bir çarşamba fındığa döndü ağırlıklı. Hı hı. Herhalde biz de başka bir yere döneceğiz herhalde böyle giderse artık. Bafra Ovası'ndan bahsettik. Türkiye'yi besleyen ovalardan bir tanesi Bafra Ovası dedik. Bafra'da yetişen sebze, çeltik bunları konuştuk. Tabii sebze dediğimiz zaman da mutlaka hal aklımıza geliyor. 1984 yılında yapımına başlanan bizim Bafra hali şu an şehir merkezinde kaldığı için ihtiyacı cevap veremeyecek bir vaziyette. Tabii bu ihtiyaç senelerdir vardı ama son 2 senedir Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili bir proje hazırladı. Daha farklı yerler olabilir miydi? Olabilirdi. Biz bununla ilgili çalışmalar da yaptık. Dedik yani farklı hazine arazilerimiz yok mu bizim? Karayoluna yakın, lojistik anlamında hem tarım yapan vatandaşlarımızın ürünlerini getirebileceği veya hal esnafının sevkiyatını yapabileceği alanlarımız da var. Bunlarla ilgili alanda tabii bulacak, tespit edecek ve bu çalışmayı yapacak hukuka aykırı olmayacak şekilde, kanunlarımıza aykırı olmayacak şekilde bulup bu binanın yapılmasını veya halin yapılmasını da sağlayacak olan Büyükşehir Belediyesi ve hükümet bu koordineli çalışarak bunu bulması lazım. Bizim için hem tarım arazilerinin bu şekilde değerlendirmesini önlemek hem de ihtiyacımızın Bafra olarak bir an önce karşılanmasını yani çirkin bir görüntümüz var. Hal olarak şu an şehir merkezinde binaların altlarında traktörler yollarda bir şekilde düzenli bir yerimiz yok. Laboratuvar yok halin içinde işte soğuk hava depoları yok yani modern bir halin ihtiyacımız var bizim Bafra olarak. Bir an önce yapılmasını istiyoruz biz de. Ama oraya değil.